De kapanacak yakın gelecekte. Yani birinci olarak otel apartmanınızı en iyi alternatif yatırım ürünü olarak tavsiye edebilirim. Şimdi butik otellerde son yıllarda çok ilgi gösterilen konular arasında çok büyük yatırımlara belki bunun için de gerek yok. Böyle tarihi bazı mekanların restorasyonu sonrasında elde ediliyor. Ve tabii geniş konutlara çok alıştık. Çok şimdi site içinde geniş konutlar popüler ama 1+1 öğrencilerin kullanabileceği konutlar da yatırım için düşünülebilir mi? Bence en makullerinden biri bu. Özellikle yani bütçesi düşük olan insanların stüdyo ve 1+1'leri tercih etmesinde fayda var. Çünkü dediğiniz gibi İstanbul, Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Yani öğrenciler ve genç nesil artık büyük evlerde oturmak istemiyor. Çünkü niye? Hem daha pahalı hem pratik değil. O yüzden kesinlikle stüdyo ve 1+1'ler yatırım aracı olarak, yani kendi riskini azaltmak isteyip de daha fazla ev almak isteyen yatırımcılar için en makul araçlardan biri. Peki, süremizin sonuna geldik. Son bir soru ve kısa yanıt rica edeceğim. Yıl sonu gelmeden, daha doğrusu yılbaşından önce mi gayrimenkul alımı yapmak gerek? Tarihsel olarak bunun çok fazla bir anlamı var mı? Yatırımcı ne yapsın? Yılı nasıl kapatsın? Bence 2014 senesinin son dönemi yatırımcılar için çok iyi bir fırsat dönemi olacak. Bu psikolojik bir olaydır. Bütün gayrimenkul firmaları 2014 senesini iyi satış rakamlarıyla kapatmak istiyor. Çok güzel kampanyalar var. Aynı şekilde, yani dediğim gibi, gözünü dışarı açmak isteyen yatırımcılar için de çok güzel fırsatlar var. Bence iyi bir zaman, 2015'in başı ve 2014'ün sonu iyi bir dönem diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu tavsiyeyle noktalayalım. Sevgili izleyiciler, programımızda bugün gayrimenkul yatırım danışmanı Alper Apaydın'ı ağırladık. Türkiye'de ve yurt dışında gayrimenkul yatırımlarının detaylarını konuştuk. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdilik noktalıyoruz ama yarın aynı saatte tekrar karşınızda olacağız.